Abi ne yaptın? Niye yaptın böyle bir şey? Beni tehdit etti. Ben de o herifin cezasını verdim. Bütün yaşadıklarımın ardında Hikmet Başkan varmış. Hak yerine buldu. Abi bir de itiraf etmişsin. Ne yapacağız şimdi? Narin, Hikmet Başkan'ı sokağın ortasında vurdum. En aşağı 5 tane görgü tanığı vardı. İtiraf etmeyip ne yapsaydım? Sana düşmanlığı neydi peki? Anlat bana. En azından hafifletici sebep olur. Bütün yaşadıklarının ardında Hikmet Başkan varmış. Şikecilerin arasına adam sokmuş. Beni ağır ağır cinayete yollayan kişi oymuş. Neyse, onlar daima haklı. Hem şimdi ben anlatsam kim inanır ki? Boş ver. Ama senden bir ricam var. Fırat'tan benim adıma özür dile. Bunu kabul etmez ama sen gene de söyle. Söylerim tabii, söylemez miyim? Ama benim anlamadığım bir şey var. Yani böyle bir şey için adam öldürülmez ki. Yani gelirdin bana anlatırdın. Neyse cezası keserdik. Sanki senin bana anlatmadığın bir şeyler var. Narin, bak. Bak bir tanem. Bildiklerimi anlatsam senin de hayatın tehlikeye girer. Onun için sen bunları unut. Ben buraya seni avukatım ol diye çağırmadım. Veda etmek için çağırdım. Bana hiç kimse bir şey yapamaz Necati abi. Bunu daha öğrenemedin mi? Tabii ki ben savunacağım seni, hem de aslanlar gibi. Narin, şimdi buradan çekip gideceksin. Benim avukatım da olmayacaksın. Kararım katli. Efendim Deniz. Fırat'ın babası vurulmuş Narin, haberlerde duydum şimdi. Tamam, ben hastaneye geliyorum. Tamam canım, orada buluşuruz. Hadi. Hayatım, bu ırmak duyup şimdi derlenmesin, uyuyor. Tamam mı? Ben bir gidip geleyim. Ben de geleyim. Dur dur. Sen gelme. Şunun başında dur bak, bir yere salma. Sakın, olur mu? İyi, tamam. Fırat, oğlum. Babir. Sen de yaklaş. Sizden son bir isteğim olacak. Geçmişte yaşadıklarınızı unutun. Birbirimize destek olun. Babir. Sen de oğlum, konuştuğumuz gibi Erol'la tüm alakanı keseceksin. Tamam baba, sen şimdi düşünme bunları. Koruyun oğlum birbirinizi. Sizi birbirinize emanet etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bu kavgaya bir son verin. Buradan çıkınca Allah izin verirse bambaşka bir düzen kuracağız. Ama çıkamazsam ikiniz el ele verip bambaşka tertemiz bir sayfa açacaksınız. Erol'la tüm işlerini bitireceksin Sermet. Fırat, takip et abi. Söz verin bana. Bu kadar yeterli. Dışarı çıkın artık. Hastayı uyutacağız.
Şu hayatın bizi getirdiği kıyıya bak. Kabus gibi. Başkası buna dair espri yapsa silah çekerim ama mevzuya bak. Senle ben kardeşiz. Kardeş olmak başka bir şey. Ben sana öyle bir şey hissetmiyorum. Ben de sana hissetmiyorum birader. Fırat. Fırat geçmiş olsun. Nasıl baba? Daha iyi. Az önce konuştuk doktorla. Yani dinlenecek diye çıkardılar bizi. Kurşun da içinden çıkardılar. Ya sadece kalbi için endişeleniyorlar. Eski toprak durum. Bir şey olmaz babamıza. Bu ona hiçbir şey yapmaz. Orası öyle. Beni hasta olmayı hiç kabul etmez. 40 derece ateşle bile dışarı çıkardı biliyor musun? Beni bile hasta yatağımdan bir gün tekmeyi bulup sokağa atmıştı. Ben de bir defa bamucu olmuştum. Öksürüyordum ortalık yerde. Yutlama öksürüğü dedi. Hastalık bitti. Ben Necat abinin yanından geliyorum karakoldan. Yani beni yanına çağırdı gittim. Çok pişman tabii ki. Çok üzgün. Söylememi istedi. Bilmiyorum yeri değil belki ama. Dua etsin polise. Gözünü kırpmadan vurmuş şerefsiz. Fırat. Geçmiş olsun çok üzüldüm. Baba nasıl? Daha iyi. Bu gece onun için çok önemli. Geceyi iyi bir şekilde atlatması gerekiyor. Bakın biliyorsunuz bizim ev çok yakın. Burada durmanın bir manası yok. Bir dinlenin, bir şeyler atıştırın. Berbat görünüyorsunuz. Servet Bey siz de lütfen. Yok ya ben gideyim. Galina beni bekler şimdi. Ya... Sen de gel şimdi bizimle. Zaten böyle halin iyi değil. Şimdi akşam kurup durma. Hadi. Hadi. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.